Selamlar. Bu dersimizde bağlaçları ve zarfları göreceğiz. Bağlaçlar. Nedir bağlaç? İki şeyi birbirine bağlayan. İki şeyi birbirine bağlayan şey. Hadi bakalım. Bugün ders çalışmak istemiyorum. Niçin? Çünkü hava çok güzel. yeni bir telefon almak istiyorum. Niçin? Çünkü bu eski. Neden? Çünkü dedi videomuzda. Şimdi örneklere bakalım. Suriye ve Irak Türkiye'nin komşusudur. Ve iki şeyi birbirine bağladı. Suriye ve Irak. Yarın bize sen de gel Başkaları gelecek bize. Başkaları. Ve sen. Bu ikisini birbirine bağladı de. Onlar gelecek. Sen de gel. Okula için gelmiyorsun diye sordu biri. Diğeri de ona yanıt olarak. Çünkü hastayım dedi. Bu da kullandığımız bir bağlaç. Çok çalışıyor ama başaramıyor. Çok çalışıyor fakat başaramıyor. Çok çalışıyor lakin başaramıyor. Burada gördüklerimiz eş anlamlı bağlaçlar. Şimdi alttaki cümleye bakalım. Dün bizim eve ne emre geldi ne de Mehmet. Ne ne de yani ikisi de gelmedi. Olumsuz anlam yapıyor ne ne bağlacı. Sonraki cümle: Yarın okula Meltem gelecek ancak Aynur gelmeyecek. Meltem gelecek ancak Aynur gelmeyecek. Bir taraf olumlu, diğer taraf olumsuz. Ancak bağlıcı da cümleye böyle bir bağlam veriyor. Şimdi birlikte zarfları inceleyelim örneklerle. Hadi başlıyoruz. Biri bize hemen buraya gel derse hemen acil hızlıca çabucak oraya gelmemizi istiyordur. Buraya gel Nasıl geleyim? Nasıl? Hemen gel. Hızlıca. Çabucak gel. Sonraki cümlede yemek yiyeceğiz ama önce önce ellerini yıka, sonra yemek ye. Bir zaman kavramı var. Önce ve sonra. Hülya bana soğuk davranıyor. Soğuk neydi? Hava durumu ile ilgili bir şeydi değil mi? Sıcağın karşıtı. Soğuk davranmak nasıl olabilir? Soğuk davranıyor. Benimle ilgilenmiyor dediğimizde. Nasıl davranıyor? Soğuk davranıyor. Burada bir zarf örneğimiz soğuk kelimesi. Arabayı dikkatli sürmelisin. Nasıl sürmelisin? Dikkatli sürmelisin. Yoksa kaza yaparsın. Ona göre dikkatli ol, dikkatli sürmelisin. Bağlaçlar ve zarflar konusunu da hem videolarımızla hem de örneklerimizle gördük. Kolay değil mi? Zamanla daha iyi öğreneceksiniz. Sonraki ders görüşürüz. Hoşçakalın.